videosunda daha beraberiz. Bir mod inceleme yapacağız bu sefer sizin için. İncelediğimiz modun adı The RC mod. Yani uzaktan kumandalı araçlar modu. Görüldüğü üzere arabalar, uçaklar ve bir tane de botumuz var. Bunların her birini teker teker inceleyeceğiz sizin için. Özelliklerini sayayım istersen sırasıyla. Baştaki araba Tamam, gel bu standart arada araba. yarışalım. Tamam. Şu an kullanacağımız araba standart araba. Dur ben yağmuru durdurayım. Şey pis şey kaygan falan olur. Tamam. Başlayalım mı? Şimdi arabaya sağ tıkladığımda kırmızı bir ışık çıktı gördüğünüz gibi. Su kumandaya geldiğimde de RC Entity On diyor. Kumandayla da sağ tıkladığımda ikisi bağlandı birbirine. F5 Şimdi ile arabaya geçiyorum. Hadi yarışalım. Ve çok gidiyoruz. zevkli. Multiplayer'de kullanabileceğiniz bir mod. Şu an yaptığımız gibi. Yani single player'da pek zevkli olmaz zaten. Zaten bunun aslında çok bir amacı da yok ama yani eğlendirmek amacı esas. Ya çok eğlenceli yani, böyle yarışınca falan. Mesela ben Kenan'ı acayip yeniyorum hep. Hemen dibindeyim. Ama Kenan da güzel uçak sürüyor. Yani sürüyor, uçuruyor denir herhalde. Yani geçtim. Nasıl geçmedin abi? Yoksun hiçbir yerde. Abi bug bu, evet bir de şey söyleyeyim, bu çok bug oluyor. Çok bug'lı bir mod, evet. Yani şeyden dolayı daha yapım aşamasında. O nedenle mesela Emre bende orada durmuş gibi gözüktü. Halbuki o durmadı. Niye öyle bir şey yapsın? Yo, Çok. ben durmuştum falan. Yani o buglara biraz nasıl ne yani bir şey olmaz yani. Arada oluyor bak öyle. İdare edeceksiniz. Kenan, gel pitlere, istersen şeyi gösterelim. Allah. Diğer araçlara. Bu arada ok tuşuna bastığınızda zıplıyor böyle blokların üstüne çıkmak Ha, için. yukarı ok tuşuna. Yukarı Bim. ok tuşu. Bak ben zıplayayım görsün onlar. Tamam, ben Arkandayım. sen neredesin? Mesela Arkandayım. bütün şu arabaların üstünden zıplamayı denesem. Neredesin? Bota Seni göremiyorum. çarptım. Her neyse gel başka bir aracı şey yapalım. Sen neredesin ki? Ben çıktım araçtan. Tamam. Benim Peki. aracım kırılmıyor. Gel şey yapalım. Benim aracım Uçak. kırılmıyor. Ben bunu şeye gönderiyorum. Sen boş ver aracını, uçak yapalım. Farklı kumanda zaten. Ha, benimki de kırılmıyor. Yani görüldüğü gibi çok bug var. Ama zevkli. Tamam uçak mı? Basit uçak bu ilk başta kullanacağımız. Evet. Yani pek bir vasfı yok. Sağ tıklıyorum. Yine Kullanması kolay. ışık. Bu sefer başka bir kumanda kullanıyoruz. Yine sağ tıkladım. 8 channel kumanda değil mi? 8 kanallı. Kaldırmak için aşağı ok tuşuna basmak gerekiyor. Evet. Yani Bir de oklarla kontrol ediliyor. A tuşuna basınca arka kanatçıyı kontrol ediyor. Ya da değil A ve D tuşuyla. Bir de diğer ok yani yön tuşlarıyla kontrol edebilirsiniz. Sen neredesin? Aha gördüm seni. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mod. Ama bunda da şey var. Mesafesi var yani kontrol mesafesi. 200 metre galiba ya da 150. 200 galiba. Gel deneyelim, uzaklaşalım. Sol alt neredesin? Arkandayım. Tamam şöyle village'e doğru gidelim. Tamam. Sol altta görüyorsunuz. Range var bir de throttle. Throttle W'ye basınca artıyor. Ve benimki koptu. Ben yok 230'dayım kopmadı. Her İlginç. neyse. Ben jeti göstereyim. Tamam ben de geleyim. Jeti koyuyorum. Jeti de çalıştırdım. Kumandayla bağladım. İlginç oldu bu. Ve jete geçiyoruz görüntü olarak. Evet, jete gazı verdim. Jet çok hızlı fakat yani kullanmak biraz daha zor. Gazı kısmanız gerekiyor. Yani yanda görebiliyorsunuz throttle'dan. Değil mi Kenan? Evet dur ben uçağım sorun oldu da düzeltmeye çalıştım şimdi. Ha seni görüyorum. Ben de jetimi koyup geliyorum. Etrafta dolan. Görüldüğü Geleceğim. gibi iniş takımları kendi açılıp kapanıyor yere yaklaşınca. Tabii hem teknolojik. Yani. Sen neredesin? Pitlerin üstünde uçuyorum yavaşça. Ha, ben bombamı hazırlıyorum. Tabii füze de atabiliyor bu. Yalnız düzgün bir yere atarsan village'e ateş edelim. Bir yere atıyor ama yani Neresi patlatma etkisi bilmiyorum. yapmıyor. Öyle bir sorun var. Ay. Aha. Gördüğünüz gibi bir yere çarptığınızda patlayabiliyor uçaklar doğal Evet. olarak. Peki o Dur zaman bekle ben senin üstünden geçeyim istiyorsan.
Ben RCXD'yi göstereyim. Black Ops oynayanlar O bilir. beklesene, ben de beraber Village'e gidelim. Tamam. Aa, bir şey oldu. Heh. Gel tribünlerden sürelim bunu. Tribünlerden. Yani. Ha. Gel. Tamam. Gel buradan başlayalım yoldan. Yalnız RCXD'de çok bug oluyor. Evet, çok bağlı bir şey. Bu da 8 channel kumandayla çalışıyordu. Görüldüğü üzere düştü RCXD. Ben RCXD'yi aldım, kontrolümde şu an. Atlıyorum. Dur bekle bekle. Tamam. Tamam ben de çalıştırdım. Hadi gel atla. Atla, arkamda mısın? Hı. Şimdi Sağ. RCXD ile giderken sağda weapon'ın yanında yeşil bir şekilde off yazıyor. Şimdi nereye patlatsam? F'ye İstersen beni bastım. patlarken çeksen. Sen neredesin? Village'in içindeyim. Ben de oradayım ama. Ha. Gördüm. Dur Bak. uzaklaşayım. Evet, o zaman bak, şöyle ben şurada şey yapıyorum. Sen de çekiyor musun beni? Evet. Dur. Patladı mı? Hayır. Allah Allah. Uzakta olduğu için bug olmuş olabilir mi? Bilmiyorum. Şimdi patlatmak için F'ye basıyoruz. Weapon arm yazıyor. Dur, ben geliyorum başka bir araçla. Arm yazıyor. Ben Tekrar geliyorum. space'e bastığımızda patlıyor. Patlattın değil mi sen? Patlattım ama patladı mı bakacağım. Evet, biraz Ya RCXD'de hatalar var. çok var. Patlamadı gözüküyor ama patladı Bakayım. aslında. Yerde bloklar falan vardı ben geldiğinde. Dur bakayım, dibinden yakında yapacağım. Yakından deneyeceğim. Yani görüldüğü üzere. Ha. Gördün mü? Demek ki RCXD'den çok uzaklaşmamak gerekiyor. Ya, patlatma görevleri için. F'ye basılınca olduğunu söyledin mi? Evet, şimdi tekrar göstereceğim. Şimdi geldik buradaki evin yanına. F'ye bastım, space'e bastım ve infilak etti. Oha. Emre dur, bekle bir. Gel Neredesin? istersen botu gösterelim. Botu? Bot. Tamam. Gemi. Küçük bir havuz yaptık. Deneme sürüşü için. Görüldüğü üzere buglardan biri de havada uçak Evet. kalabiliyor. Ya, o galiba etki alanı dışına çıkınca oluyor. Hı. Ben botu alayım şimdiden. Ha, aldım. Şimdi Bot 4 channel'dı değil mi galiba? bot 4 channel. Şimdi bu botumuzu getirdik havuzumuza. Tabii daha büyük havuzda da, yani denizde direkt sürmesi daha mantıklı ama biz Hı. Gösterme amaçlı. Şimdi botu sağ tıklayarak suya koydum. Botu çalıştırdım. Kumandayı da açtım. Şimdi botu kontrol ediyorum. Ve Kenan şimdiden patladı bile. patlıyor. Bot da çok hassas. Bunu söylemek lazım. Hassas değil de çok hızlanabiliyor. Evet arkadaşlar, bir mod incelememizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki videoda görüşebiliriz. Yani daha Yani birçok mod inceleyeceğiz. hı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.